Merhaba, bu hafta Airport Turkish Doko'nun eğitim merkezinde. Neden buradayız? Çünkü Türk Hava Yolları'nı son yıllarda bulutların da ötesinde taşıyan bir ikram hizmeti ve konsept değişikliği için Atilla Bey ile beraberiz. Atilla Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nereden icap etti konsept değişikliği? Şimdi son 4 senede tabii aynı konseptle çok iyi bir şekilde gittik ama insanlar çok hele çok uçan insanlar artık yavaş yavaş sıkılmaya başladı. Zaten genelde yeni bir konsept isteniyordu. 1,5 sene çalıştık, 1500 saat uçtuk 60 hava yollarıyla ve kimin ne yaptığını keşfetmek için. Ama esasında tabii göklerde başkalarında değil, yerlerde, restoranlarda, en iyi otellerde bir sürü fikirlerle yeri geldik. Bir yeni bir tasarımla bunu sunduk. Aslında biliyorum nereden icap ettiğini de biraz sizi detaylandırın istedim. Çünkü sadece uçak içi değil, bu şeyin meydandaki launch olarak şimdi bir welcome veyahut da arrival launch da açıldı. Totalde bakarsanız hepsine yansıyan bir değişiklik olacak. Burada en önemli keşfettiğiniz bu kadar uçtunuz, başka hava yollarını, restoranları, otelleri dolaştınız. Nedir en fazla dokunduğunuz tema olarak baktığımızda? Şimdi en önemli şey hakikaten her uçuşta beklenen bir standart kaliteyi garanti etmek. Biz burada İstanbul'da 150 bin yemek yapıyoruz günde. Bu da hakikaten çok büyük bir rakam. Dolayısıyla en iyi ham maddeyle, en iyi reçetelerle ama en iyi bir takımla, bu çok iyi eğitilmiş bir takımla ancak bunu becerebiliyoruz. Bu önemli. İkincisi de yolcu kesinlikle yemek için uçmuyor. Bunu herkes biliyor ama iyi bir servis vermek Türkiye misafirperverliği için çok önemli. Bizim bildiğiniz gibi yolcularımızın %50'sinden fazla yabancı ve İstanbul'a aktarma uçtuğu için bu insanlara sürpriz yaratmamız lazım. Yani bizim buradaki vizyonumuz beklentinin üstünde bir eğlence yaratmak ve 3 boyutlu Türkiye'nin damak büyükelçisi olmak buydu genelde vizyonumuz. Şimdi görebildiğim kadarıyla tamamen Türk motiflerini falan yerleştirmişsiniz. Dışarıda bazı işte Lufthansa'da gördük. Singapur'da en son Amerika'da uçtuk. Oralar çok bizimle hiç yan yana koyamayacağımız kadar iyi değil. Türkiye'nin mutfağına yönelik işte kuru fasulye var. Baharatlar bahsettiniz. Bunları aynı zamanda böyle küçük broşürlerle falan tanıtmak gibi veyahut da daha nereye taşımak istiyorsunuz? Şimdi ilk önce tabii ki en önemli nokta müşteri memnuniyeti. Bunu da devamlı de her uçuşta ölçüyoruz ve 6 ayda bir de büyük anketler yapıyoruz. Bu feedbackler bize tamamen müşterinin hangi parçayla memnun olduğunu, hangisine daha az memnun olduğunu gösteriyor. Bir devamlı adapte şansımızı yükseltiyor. Bizim buradaki işimiz hem Türk mutfağını dünyaya taşımak ama Türk mutfağının damak tadı iyi olduğu için yani iyi bir yemek olduğu için esasında bunu yapıyoruz. Aynı zamanda da Türk Hava Yolları dünyaya en çok uçan, en fazla ülkelere uçan hava yolu olduğu için dünyanın damak tatlarını tabii bunu da kabinimize getirmek istiyoruz. Bu karışımdan daha yepyeni bir ekipmanla, yeni sürpriz olaylarla mesela ilk defa gökyüzünde bir mum yemeği veya Türk motifleri, Selçuklu motifleri bunu ama modern bir şekilde yapıyoruz. Yani nereden geldiğimizi gösteriyoruz ve dünyaya açık bir şekilde Türkiye'nin modern bir ülke olduğunu ve misafirperver bir ülke olduğunu ve Türk Hava Yolları'nda bugün dünyanın en iyi hava yollarından bir tanesi, belki de en iyisi olduğunu gösteriyoruz. Bir de detaylara gelirsek, bundan 15 yıl önce yanılmıyorsam uçakla mantı vermek istenmişti ve sarımsaklı yoğurt mu bunun havaya çıkarılmaz, bozulmadan korunma bir sıkıntı yaşanıyordu. Şu an bu konsept değişikliğinde işte Türk mutfağından bazı örnekleri havaya çıkarmada yaşadığınız sıkıntı var mı? Havada mesela değişime uğrayan bunun için bir özel bir çalışma yaptığınız. Şimdi uçaklardaki imkanlar, oradaki mutfaklar, fırınlar, aletler belli. Bu aletleri iyi kullanabiliyorsanız zaten sınırlarınızı da biliyorsunuz. İyi eğitilmiş bir ekibe ihtiyacınız var. Bu çok önemli. Yani her önüne gelen orada bir fırını açarsa o zaman tabii o iş gider. Ve bazen kurumuş yemekler öyle bu nedenlerden geliyor. Yolcu olarak bunu herkes görmüştür. Bazen de soğuk veya ılık yemekler geliyor. O zaman da kullanamadığı için böyle oluyor. Bu bir zincirdir esasında. Yerde çok titiz çalışılması gerekiyor. Ondan sonra yüklemelerin çok çok detaylı. Çünkü çok az bir alan var. O alanda kısa bir zamanda
her çekmecede ne var ne yok, hangi yemek nerede, bunu bilmezseniz şansınız yok. Çünkü orada kaybettiğiniz 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika sizi o uçuşta öldürüyor. Yani servisi rezalet bir duruma getiriyor ve sizi müşteri olarak aşırı derecede bekletiyor. Bu aletleri ama iyi kullanabilirseniz hemen hemen her şeyi yapma imkanınız var. Dolayısıyla biz uçan ahçı konseptine girdiğimiz zaman bu arkadaşları yerde çok iyi eğiterek çok daha fazla detaya girme imkanımız var. Yani bir mantıyı konuştuğumuz zaman mantıyı ekstra bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Ondan sonra o yoğurdu kendiniz uçakta üstüne koyuyorsunuz. Çünkü bunu birlikte yüklerseniz şansınız yok zaten. Ne pişirebilirsiniz hem de aynı zamanda yoğurdu öldürürsünüz. Ondan sonra onu da bırakın, üstüne de birkaç damla yağ bile koyabiliyorsunuz. Artı bir ette müşteriler işte çok pişsin, az pişsin, yarım pişsin, medium olsun. Yani bunlar eğlence ama damak eğlencesi. Hem eğlence hem damak eğlencesi. Bunu tabii 20 sene, 30 sene evvel hiç kimse yapamazdı ve ben onu bile demiyorum. %95 hava yolları da yapamaz bunu. Toplamda burada bir uçan şef veyahut da mutfakta yerde personel yetişmesi için herhalde önemli bir zaman dilimi ayrılıyor. Ne kadar zamanda bir personel yetiştiğine inanırsınız veya o heyecanını ne kadar süre koruyabileceğini düşünürsünüz? Şimdi bir kere iyi yetişmesi için nereden geldiği bir önemli. Yani ilk ahçı deneyimlerinin olması lazım. Aksi halde hiçbir şansınız yok. Ondan sonra burada birkaç hafta eğitim görüyor. Ama teknik bir eğitim görüyor. Ondan sonra dünyayı görmeye başlıyor. Bu ahçılarımız hem ünitelerimizde hem restoranlarımızda hem Formula 1'de yani bütün dünyada çalışıyor. Şimdi hem Avrupa'dan hem de Asya, Körfez ülkelerinden önemli hava yollarının bu ikram bölümlerini, işte havada ikramı sunan hostestir, bazılarında da bu uçan aşçı uygulaması yavaş yavaş. Gördüm ama mesela şu an içinde bulunduğumuz atmosfere benzer bir uygulama aralı ilk defa bizde var, yani şahit oluyorum. Çünkü diğerleri birebir uçağın mock-up'ında, yani diğer eğitimler, tabii diğer normal eğitimlerin yapıldığı mekanda şimdi ikram eğitimi yapıyoruz, sunumunu yap. Hatta en son birine katıldım da yani sundular falan. Bu düşünce nereden geldi? Biraz evvel dedik ya, bir bütündür, yani deneyim bir bütündür. Bu ambiyans çok önemli. Neden? Biz burada TÜV Karayolları ile beraber verdiğimiz eğitimlerle hem kabin amirlerine hem uçan ahçılarımıza bu ambiyansla esasında hem onlara saygı gösteriyoruz hem de onlardan ricamız siz de aynı şekilde yolcularımıza dikkat edin. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi bir de tersten bakalım. Biz hep İstanbul merkezi eğitim şey yapıyoruz. Mesela uzun bir uçuştan gittiniz, ikramda karşı taraftan alıyorsunuz. O zaman tat otomatikman ben fark ediyorum. Yani dokonun eli buna %50 değmiş gibi. O uzun uçuşlarda ikramı gittiğiniz yerden sizin personelinin katkılarıyla menüsünü oluşturduğunuz, hazırlığına katkı yaptığınız noktalarda mesela kaliteyi tutturabilmek için ne yapmanız gerekir? Mümkün olduğu kadar fazla mutfak açmamız gerekiyor bir kere. Yani ne kadar fazla biz kendimiz mutfak açarsak o kadar kalite kontrolünü ve bunun sorumluluğunu alabiliriz. Bizim kendi mutfağımız, yani doku olarak mutfağımız olmayan ülkelerde orada olan mutfaklarla çalışmaya, işbirlik yapmaya mecburuz. Ne yapıyoruz? Oraya gidiyoruz, oraya bir keşif yapıyoruz. Hangi ham maddeler var? Bilgi seviyesi nerede? Nedir? Ama bu sizin sorunuz değil. Bu bütün hava yollarının sorunu. Tabii ondan çözemiyorlar. Evet. Beni sevindiriyor tabii bu. Çünkü rekabet açısından onun için Türk Hava Yolları ve Büyük Hava Yolları bize geliyor. Ne kadarlık süreler için ikramı merkezden koyuyorsunuz? Süre olarak bak, uçuşlara bak. İkincisi, karşı merkezden yüklerken orada ön çalışmaları nasıl yapıyorsunuz? Şimdi kısa hatta 4-5-6 saate kadar gidiş dönüş hiçbir problem değil. Çünkü soğuk zincirin içinde kalıyor. Mesela İngiltere 4 saat gidiş, 4 saat oraya koyabilirsiniz. Hiçbir problem değil. 6 saatin üzerindeki uçuşlar mı daha çok? Söyledim. 8-9-10 saatlik uçuşlar bir yön
hiç problem değil. Bazı maddeleri dönüş içinde düşünmeye başladık. Çünkü Türk mezelerini isterseniz ne kadar isterseniz öğretin, beceren İmam Bayıldı'yı yapmak Çin'de bayağı bir problem. Tamam, ya İmam Bayıldı'yı kullanmazsınız ama Şakşuka'yı da yapamazsınız, biraz peynir de bulamazsınız, o zaman tabii kısıtlı oluyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Oradaki ham madde ve imkanlara göre bir menü eleştirmeye bakıyoruz ama çok çok zorluyor iş, yani işimiz zor oluyor. Çünkü Türk Hava Yolları'nı bildiğiniz zaman zaten biraz da Türkiye'nin damak tadını bekliyorsunuz. Evet. Şimdi bazı yeni bir konseptlerimizde bazı ürünleri buradan da gönderebileceğiz. Çünkü orada hiçbir sorun olmaz. Ama genelde daha basit ama kalitesi daha yüksek. Şöyle diyeyim, ızgara bir balık vereceksiniz. Orada ne varsa ondan yapacaksınız. O da okey. Bir sebze sote yapacaksınız. O da okey. Bazı yerlerden de sınırlarını bilmek lazım. Yani orada ne isteyeceğiniz oradan. Tabii. Evet. Yani önemli olan şey detayda yapılan şeyin sizi tatmin etmesi. Başka bir şey değil. Ben aslında işinizin zorluğunun bu tarafına dikkat çekmek istedim. Çünkü biz hep burası merkezi düşünüyoruz. Dünyanın en fazla noktasında uçan Türk Hava Yolları diyoruz. O zaman en fazla noktada en kaliteli hizmeti vermek çok 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 sıkıntılı. Çünkü kaliteyi tutturmak, standardı tutturmak. Mesela Amerika'da günde 3 uçuş var New York'a. Orada bir mutfak ekibimiz mi var? Bizim New York'ta bizim zaten kendi mutfağımız var. O tamam. Şimdi biz Amerika'da daha da büyüyeceğiz. Chicago'ya gideceğiz, Washington'a gideceğiz. Bir iki sene içinde Los Angeles, San Francisco'ya gideceğiz. Çünkü bu talep yalnız Türk Hava Yolları'ndan değil, başka hava yollarından da geliyor. Yani bu dünyaya Türk Hava Yolları'nın açılma stratejisi, en fazla uçma noktası hem yemeklerimizi hem doku, Türküş doku olarak orada açılmanızı, daha sonra da önemli bir dünya ikram şirketinin doğuşunu altyapı hazırlıyor diye görüyorum. Yanlış mı görüyorum? Çok doğru görüyorsunuz. Yani biz bugün dünyanın 20 yerinde zaten çalışıyoruz. Hedefimiz 200 yerde değil ama dünyanın en önemli şehirlerinde bir ayağımızın olması çok önemli. Vallahi biz devam edin ki biz dışarıya açıldıkça böyle muhabbet edeceğimiz en önemli konumuz. Tamam, bütün dünyada konuşuyoruz. Yani çünkü bunu konuşuyoruz ve övünerek konuşuyoruz. Biz de gururlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Size biz teşekkür ederiz. Yani devam edin. Bir numaralı bir Türk ikram şirketinin doğmasını inşallah biz görebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.